Şenelle Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yarın sabah pazar kahvaltısına nefis bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Çok az malzeme ile 5 dakikada yapıp sıcak sıcak kahvaltı masanıza alabileceğiniz harika lezzetli bir tarif. Şimdi tarife geçelim. Kahvaltılığımız için 2 adet orta boy patatesi güzelce rendeleyelim. Evet, bir tanesini rendeledim. İkinciyi rendeliyorum şu an. Bileğimde bir sıkıntı olduğu için 2-3 gündür videoda çekemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bileğim sarılı. Kusuruma bakmayın. Patateslerimizi rendeledikten sonra 200 ya da 150 gram kadar kaşar peyniri rendeliyoruz. Ben şimdi kahvaltıda kalanlarını kullandım. Sizler istediğiniz kadar rendeleyebilirsiniz. Hemen patateslerimizin suyunu şöyle elimizle sıkıyoruz. Başka bir kaseye alıyoruz. Bu arada patateslerin sıktığınız suyunu da ziyan etmeyin arkadaşlar. Bir pamukla yüzünüze sürebilirsiniz. Cilde çok iyi geliyormuş. Aklınızda olsun. Şimdi patatesimizin üzerine bir adet yumurta kırıyoruz. Birazcık karabiber ve tuz ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yarımşar çay kaşığı. Tuzu birazcık fazla 1,5 çay kaşığı kullandım. Hemen patatesimizi çırpalım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edelim. Çatalla güzelce her yerine gelecek şekilde karıştıralım. Pişireceğimiz tavamızı güzelce tereyağı ile yağlayalım. Tavada yapmak istemezseniz tost makinesinde de oluyor arkadaşlar. Yağlı kağıt arasında tost makinesinde de pişirebilirsiniz bu karışımı. Ama tost makinesi olmayanlar tavada daha hızlı bir şekilde pişirebilir. Tereyağını iyice ezip tavamızın tabanını sıvadık. Birazcık da sıvı yağ ilave ettik. Şimdi patatesimizin yarısını burası çok önemli arkadaşlar. İnce bir kat olacak şekilde tabanına ilk katını yerleştirelim. Patatesleri ince tutun. İnce bir tabaka yayın arkadaşlar. İçi kalın olursa pişmede sorun yaşayabilirsiniz. İnce bir tabaka halinde dizdiğiniz vakit gayet güzel pişecektir. Hemen orta katına rendelediğim kaşar peynirlerini ilave ediyorum. Evinizde bulunan peynirleri de kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri şart değil arkadaşlar. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. Peynirlerimizi de ilave edip şöyle kaşıkla patatese yapışmaları için birazcık bastırıyorum ki üst katını dizeceğim zaman peynirler sorun çıkarmasın. Evet, kalan patates rendemizi de güzelce üst katına yayıyoruz. Yine ince bir tabaka halinde. Evet, iyice kaşıkla üst tabakasında yerleştiriyorum. Şimdi ocağımı kısık aleve alıyorum ve tavamı ocağımın üzerine alıyorum. Yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Şöyle bir spatula ile altını kaldıralım. Altı bu şekilde kızardıysa tavaya yapıştı mı yapışmadı mı şöyle kontrol etmek için bir tur çevirelim. Ya teflon tava kullanırsanız yapışmayacaktır zaten arkadaşlar. Hemen bir tabağımı şöyle hafifçe sudan geçirdim, ıslattım ki patatesler yapışmasın. Tavanın üzerine koyarak ters çevirdim ve altında pişmesini sağlayacağız. Pişmeye bırakacağız. 2-3 dakika sonra altı da pişmiş, kızarmış olacak. Evet, hemen servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışma yok. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. Evinizde ekmek almaya giden yoksa bile yapıp yiyebilirsiniz. Çok doyurucu bir tarif. Çok az malzemeyle güzel bir kahvaltılık veya öğle ara öğünü elde etmek mümkün. Şimdi hemen bir dilim kesip size nasıl olduğunu da göstereceğim.
pişme konusunda endişeniz olmasın arkadaşlar. Kısık ateşte dediğim gibi ağır ağır pişirdiğiniz sürece içinin patatesleri gayet güzel pişiyor. Harlı ateşe birdenbire koyup dışını kızartıp içini çiğ bırakmayın lütfen. Pişme önerisini mutlaka dikkate alın diyorum. Ve kestiğim parçayı şöyle size yaklaştırarak göstereyim. Gerçi kamerada tam olarak göstermek mümkün olmuyor ama denediğinizde kendiniz görecek, deneyimleyeceksiniz. Evet. Kaşar peyniri inanılmaz lezzet veriyor. Şöyle çatallayarak da size göstereyim. Kahvaltıya misafiriniz varsa kesinlikle yapabilirsiniz. Bakın. Mükemmel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yepyeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa vaktiniz yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.